İktidarla muhalefeti karşı karşıya getiren en sıcak başlık ekonomi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki olumsuz tabloya karşın Türkiye için olumlu ve umutlu bir tablo çizdi. İstihdam, üretim ve ihracat hedeflerimize adım adım ilerliyoruz dedi. 2023 için umutları tazeledi. Ama muhalefeti de kızdırdı. Gerçekler ve hedefler tartışmasıyla taraflar bir kez daha karşı karşıya geldi. Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sancısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Cumhurbaşkanı sarayda yaşadığı için fiziki olarak halktan kopmuştu. Biz bunu biliyoruz. Ancak artık görüyoruz ki zihnen de halktan ve gerçeklikten kopmuş bir Cumhurbaşkanı Türkiye'yi yönetiyor. İnşallah 2023'ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır. Bir de demiş ki üstüne 2023'ten sonra her şey çok güzel olacak. Keşke 2023'ten sonraya kalmasa, bir an evvel olsa. 2023 seçimlerinden sonra geliyor gelmekte olan. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek için umutlu konuştu. Ekonomide dünyanın aksine Türkiye için olumlu bir tablo çizdi ve kritik eşik olarak 2023'ü işaret etti. Yaşanan ekonomik tablo ve 2023 hedefleri Erdoğan'la muhalefeti karşı karşıya getirdi. Pahalılığıyla mücadele ederken asıl önceliği her insanımızın çalışacak işe sahip olmasına veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, bu ülkede çalışanların %60'ı açlık sınırının altında maaş ve ücret alıyor. Zaten işsizimiz çok fazla. 12 milyon genç var. Bunun sadece 3.9 milyonu çalışıyor. Onların da maaşları çok düşük. Bu 50 lira. 2002'de benzin, mazot almaya gittiğinizde Erdoğan ilk iş başına geldiğinde bunu dolduruyordunuz. 50 lirayı. 2018'de beraber yarıştığımız seçimde bunu dolduruyordunuz. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'den bugüne akaryakıt fiyatları üzerinden bir kıyaslama yaptı. 50 liranın alım gücünün nasıl düştüğünü bidondan bardağa uzanan bir tabloda gösterdi. Hiçbir ölçek yanlış değildir. İsteyen ölçebilir. Bugün ise 50 lirayla bunu dolduruyoruz. Allah korusun Erdoğan bir daha seçilirse bu bardaklarla benzin mazot alırız. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyorum. Bugün bile görüyoruz gelmekte olanın geldiğini. Tayyip Erdoğan gidecek, ucube rejim bitecek. Ondan sonra Türkiye'de hayat çok çok güzel olacak. Bir rahat nefes alacağız.